Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Cumhurbaşkanı hükümet kabinesini topladı. Tatil günleri için alınacak korona tedbirleri mercek altına alındı. İç ve dış gelişmelerin ele alındığı toplantı sonrasında Erdoğan kameranın karşısına geçti. Gerek kurbanlıkların kontrolü, gerek kesim yerleri, gerek kesim sonrası temizlik hususunda gereken tedbirler ağırlıklı olarak yerel yönetimler vasıtasıyla alınmıştır. Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Salgınla mücadele için yeni adımlar atılacak mı? Koronavirüs salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken gerek bayramlaşırken tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarından asla taviz vermeyelim. Kritik başlıkları mercek altına almak için kabinesini topladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bayram arifesinde alınacak kararların yanı sıra ulusal güvenlik ve dış politika başlıkları da masaya geldi. Ayasofya'nın hangi şartlar altında 500 yıllık camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyorum. Yunanistan'la yaşanan sondaj krizi o konuların ilk sırasında. Ayasofya'nın ibadete açılması sonrasında komşu ülkede gerçekleşen küstah saldırılar, Libya, Suriye ve Irak'taki son gelişmelerle terörle mücadele gündemdeki diğer maddeler. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki ezanımıza, bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Kabine toplantısı öncesinde Süper Lig şampiyonu Başakşehir'i de külliyede kabul etti Cumhurbaşkanı. Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'la futbolcular Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı 12 numaralı formayı hediye etti.